Gelecek Bilim'de hoş geldiniz. Ben Cevdet Acarsoy. Bu kaydımızı 19 Mayıs canlı yayınımızın içinde dinleyeceksiniz. Celal abiyi çağırdık. Gene bizi kırmadı sağ olsun. Hemen onu çağırıyorum. Hoş geldin Celal abi. Hoş bulduk Cennetciğim. Nasılsın? Şimdiden İyi misin? 19 Nasıl gidiyor? Mayıs'ın kutlu olsun diyeyim. Çok teşekkürler. Çok sağ olasın. Nasıl gidiyor pandemi günlerin? İyi Valla misin? pandemi Nasılsın? günlerim benim için inanır mısın? Yani öğrencilerle direkt temas edememe dışında hiçbir şey değiştirmedi. Yani tabii sınıfta ders vermeyi, onlarla beraber itide dışarıda laklak etmeyi severdim ama bu imkan maalesef kalktı. Ama Zoom üzerinden dersler devam ediyor. İşte onlar soru soruyor falan. Yani ben de onun dışında zaten her zaman yaptığımı yapıyorum. Oturdum çalışıyorum, makale yazıyorum, kitap yazıyorum falan. Böyle işlerle uğraşıyorum. Hayatım boyu da onu yaptım zaten. Dolayısıyla pek bir değişiklik olmadı benim için. Senin için daha rahat. Daha önce de demiştim bunu, değil mi? Bir kere 29 Ekim'de de bir önce konuk olmuştun bize. Burak da şu anda seyahat halinde, bu kayıt alınırken, o yüzden gelemedi. Çok selam söyledi sana. Diğer kurucumuz Burak Selam, sağ ol. Çankaya'yı da analım. Şimdi Celal abi, şununla başlamak istiyorum. Bu aslında sana bir soru değil, bize bir soru, ama bunu cevaplayıp başlamak istiyorum. Arkadaşlar, 19 Mayıs yayınında neden Celal Şengör diyecekler bize. Ya da biz dedik ki böyle bir soru gelebilir. Şöyle, şimdi biz mesela Cumhuriyet tarihi çalışan akademisyenleri bulduğumuzda, mail attığımızda, konuk ekibimiz iletişime geçtiğinde ya da işte mesela İlber Hoca'ya ulaşmaya çalıştığımızda bir türlü zamanlarını bulamıyoruz, cevap alamıyoruz. Ama Celal abi hem bir jeolog ama tarihle çok ilgili. Yani tarih okumaları, evet, bir lisansı yok tarihte. Formal bir eğitimi yok belki, ama okumaları gerçekten birçok tarihçi kadar, hani çapraz okuyarak, tarih yöntemini bilerek çalıştığı için o anlamda hem güveniyoruz hem de Celal abi bizi kırmayan hocalarımızdan biri. Yani ne zaman çağırsak sağ olsun hiç kırmıyor, geliyor. Diğer hocaları da biz çağırıyoruz. Hani size öyle zannetmeyin. Gelmedikleri için burada göremiyorsunuz. Onu cevaplayayım, neden Celal Şengör diye. Celal abi, şununla başlamak istiyorum. Senin Dahi Diktatör kitabın. Atatürk ve 19 Mayıs dediğimizde, mesela bunu klasik anlatılanlar, tarihimiz var belli, ama sen buraya Atatürk'ün bilimsel yaklaşımı anlamında nasıl okuyabilirsin bize? Nasıl anlatabilirsin Şimdi 19 bunu Mayıs'ı? anlayabilmek için nutku okumak lazım. Şimdi nutuk bir deney protokolüdür. Yani bir deney raporudur. Dolayısıyla 19 Mayıs'tan önce Atatürk bir problem tespiti yapıyor. Bak diyor nedir problem? O problem tespiti yaptıktan sonra düşünüyor. Bütün o problemi çözmek için o güne kadar teklif edilmiş varsayımları gözden geçiriyor. Ondan sonra ortalıkta o problemi çözmek için ne gibi imkanlar var? Veya çözümü güçleştirecek ne gibi engeller var? Bunları listeliyor. Ondan sonra karar veriyor. Bu iş olur diyor. Bu iş olur dedikten sonra bunu tatbike koyması lazım. Bunun da tatbike konabilmesi için onun kendisinin bulduğu en kısa yol Anadolu'yu ayaklandırmak. Yani Anadolu'nun müttefik işgaline direnmesi. Onu da diyor en kolay böyle yaparım. Nasıl yaparsın? İşte diyorum ben diyor giderim bir müfettişlik görevi isterim. Bu görevin sınırlarını da kendim çizerim. Hakikaten öyle yapıyor. Yani İstanbul'da kendisine görev verildi mi diyor ben bunu da bunu da bunu da bunu da isterim. Ve gidiyorlar. Ha kimse aklına bile gelmiyor adamın ne yapacağı. Ondan sonra Samsun'a geliyor. Şimdi Samsun'dan sonrası için ben şöyle bir metafor her zaman düşünmüşümdür kafamda. Samsun şafak günü, şafak saatidir. Güneş yeni doğuyor. Bir ışık var ama ortalık karanlık. Belli değil ne olacağı. Neyin nerede olduğu. Ondan sonra güneş giderek yükseliyor. Giderek ortalık aydınlanıyor. Hep böyle düşünmüşümdür ben 19 Mayıs'ı. Yani güneşin ilk doğduğu andır. Ama güneşin doğmasından önce güneşin doğabilmesi için de bir şeyler lazım. Yani dünyanın hareket etmesi lazım falan filan. Değil mi? İşte o da İstanbul'da yapılan hazırlıklardır. Böyle düşündüydüm hep. Yani mesela bu işte bilimsel yöntemin basamakları, işte çok da senin de bahsettiğin, şöyle bir şey buldum şimdi hızlıca, ama mesela yani dediğin gibi problemi tespit etmesi, bununla ilgili Evet. veri toplaması. Yani sonra diyor ki tamam, işte biz hipotezde, hani biz halkı
şey yaparsak halk kendini kurtarır değil mi? Aslında hipotezi o. Halkın kurtuluşu yine halkın kendi elindedir. Milletin evet. kendi elindedir. Evet. Hipotezi aslında Atatürk'ün. Bu hipotez için ne yapıyor? Hani bu verileri topladı olur böyle kurtulur. Bunun şeyini yapıyor kafasında bilgisi, evet. askeri bilgisi diğer bilgilerle topluyor. E şimdi bu hipotez çıkmaya da bilir aslında. Kontrollü Tabii. deney şu. Tabii. Yani Kazım Karabekir mesela gelip demese askerlikten şey yapıldıktan sonra istifa edip ya da göreve son verildikten sonra paşam biz senin hani kol orduyla birlikte emrindeyiz demese mesela negatif bulgu ama pozitif bulgu çıkıyor. Evet deneyi tamam diyor halk evet işte kongrelerle genelgelerle işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne falan hani bu şey tamam olarak o zaman bu bir teori olarak hani kurulabilir ama sürekli bir deneme var. Yani tabii. diplomatik hareketlerinde de öyle değil mi? Yani diplomatik evet. Lozan'da başka yerlerde hep bir hipotez deneme. Olmuyorsa ısrar etmiyor. Değiştiriyor. Evet. Olmuyorsa şunu düşünüyor Atatürk. Neden olmadı? Evet. Ben bu faktörleri ortadan kaldırabilir miyim? Yoksa tamamen başka bir yol mu deneyeyim? Hı-hı. Savaşta yaptıkları kendisine Kurmay Mektebi'nde öğretilmiş olanların bir bakıyor ki burada uygulanamıyor. Hı. O zaman okey diyor yeni bir hipotez. Ne yapabiliriz? Ve yeni hipotezini geliştiriyor. Karşısındaki Papoulas o da yani o zamanki Kurmay Mektebi'nden yetişme bir adam kendisi. Hı. Yani işte Yunanistan'da ne okutuluyorsa bizde de o okutuluyordu. Dünyada da o okutuluyordu. Hı hı. Fakat Papoulas'ın kafası Atatürk'ünki kadar plastik değil. Hmm. Yani hızlı adapte olamıyor. Esnek yani değil. Evet. Oyununu göremiyor. Evet. Onun gördüğü bu adam kurallara göre oynamıyor demek. Hmm. Hmm. İyi de yani o adam kurallara göre oynamıyor ama kendi bazı kurallar koymuş. O hmm. kuralları görse o da ona göre cevap verecek. Hmm. Ama göremiyor. Cephe hattı savunması çalışmıyor. Hipotez evet. yani bunu uğraşmayın. Hipotez yanlışlandı. Hemen evet. mekan alan savunma sattı müdafaa evet. şey evet. Peki bak şu görsel çok severim bu konuda. Atatürk'ün durumu da anlattığına çok yakın. Yani bir şeyi düğmeyi çekiyor burada. Evet. Bir elektrik çarpıyor buna. Kafası karışık. Normal insan diyor ki bir daha yapmayayım bari bunu derken bilim insanı diyor ki mesela bir dahaki zamanda ne olacak ya da niye çarpıyor? Neden oldu? Bunu merak ediyor. Aslında senin evet. dediğin gibi sorun ne? Hadi olmadı vazgeçtim değil. Sorun ne? Niye olmadı? Bunu sormak aslında işte o bilim insanının kafası. Yalnız bak Cevdet, şurada I wonder if that happens every time sorusu var ya. Biraz salakça değil mi o? evet. Çünkü Einstein'in lafını hatırla. Evet. Sürekli aynı şeyi yapıp değişik netice bekleyene deli derler diyor. Evet. Biraz öyleymiş. Atatürk görsel. Atatürk evet. bunu yapmıyor. Yani Atatürk bir iş ters gittiği zaman bakıyor. Hmm. Nerede ters gitti? Onun üzerine onu tekrar etmiyor. Yeni bir şeyler yapıyor. Ve onun için karşısındaki her zaman açmaza düşüyor. Şimdi Sakarya'da kullandığı taktiği Büyük Taarruz'da kullanmıyor. Şimdi Büyük Taarruz'da ne yapacağını Yunanlı kestiremiyor. Tabii işin komik tarafı kendi arkadaşları da tam kestiremiyorlar. Ve onun için itiraz ediyorlar. Bir de o itirazlar Atatürk'ün beklediği itiraz değil değil mi? Yani mesela Atatürk aslında şu itiraza karşı değil. Gel eleştir. Hani hipoteze yanlış bir şey ver. Bakalım. Hani o ya anlamda bir itiraz değil. Bunlar da eleştiriyorlar. Şimdi mesela kendi hocası değil mi? Yakup Şevki Paşa diyor ki bu kumar diyor. Onun üzerine Atatürk de diyor paşam peki diyor sizin teklifiniz ne? Evet. İşte müdafaa harbi yapalım. Şimdi Yakup Şevki Paşa'nın tabii göremediği askeri açıdan tamam müdafaa harbini yap. Hı-hı. Ama ne kadar sürdürebileceksin? Senin evet. arkada iktisadi durumun nasıl? Nüfus Hı-hı. durumun nasıl? Değil mi? O müdafaa harbi yapalım dediği zaman Atatürk diyor ki neyle paşam diyor. Eldeki verileri aslında yani tamam ha, senin hipotezin ama eldeki veriler onunla yapamayız. Tabii, kaynak yok. Oradan görmek lazım. Evet, evet. Paşam diyor milletin bir atımlık barutu kaldı. İyi diyorlar sen onu kumarda harcayacaksın. Hmm. Onun üzerine Atatürk diyor peki ne yapalım bununla? Cevap yok. Onun üzerine Atatürk diyor ki bakın arkadaşlar diyor. Ben diyor niye Güney Cephesini seçtim? Çünkü diyor düşmanın en güçlü olduğu yer Afyonkarahisar. Oraya yerleşmiş o ziyade.
Burayı diyor vurursak cephe çöker diyor. Onun için diyor ben diyor bütün gücümüzü birinci orduya topluyorum. Yakup Şevki Paşa da diyor ki peki diyor Yunanlı bunu uyanmayacak mı diyor. Uyanamaz paşam diyor. Ya diyor nasıl uyanamaz diyor. Ben diyor bir taburu hareket ettiriyorum her Yunanlı'nın haberi oluyor diyor. Paşam diyor gündüz gözüyle yaparsan tabii olur diyor. Gece yapacaksın. O biliyorsunuz tekerleklere bez bağlıyorlar ses çıkarmasın diye. Ondan sonra toplar hareket etti mi aynı topun yerine soba bacası koyuyorlar. Gitmemiş gibi uzaktan ha, anlaşılmıyor. Yani çok güzel. Yani. Baktım, gözüküyor orada böyle bir şey sallanıyor. Değil mi? Evet. Yani o haleti ruhiyede onu anlamak çok zor. Tabii ki risk aldığı bir taraf var. %100 bilemiyor. %100 göremiyor. Ya bilimde ama, de bilemezsin. Heh, evet ama hani kaynaklı kanıta dayalı bir şeyi var. Buranın çıkacağına dair bir durumu var. O da şansı dayağı ver gidip tabii. Bak Cevdet dedi. En iyi hipotez kafası var Atatürk'te. Şartlar bunlar. Bunlara uyan en iyi hipotez şimdilik nedir? Evet yani hepsine de soruyor. En sonunda da bu Kurmay heyeti korkuyor. Diyorlar ki biz bu mesuliyeti alamayız. Atatürk de diyor ki arkadaşlar diyor aman yanlış anlamayın diyor. Bütün mesuliyet benim. Başarısız olursak diyor asarsınız beni biter işte. O kadar yani bunu söyleyen adamın 42 yaşında 41 yaşında olduğunu unutmayın. Ve yani cephe hakikaten yarıldıktan sonra Yakup Şevki gelmiş Atatürk'ün arabasına. Öyle bileğini yakalamış öpmek istiyor. Atatürk'ün elini öpmek istiyor. Kendi öğrencisini. Atatürk de diyor paşam ne yapıyorsunuz diyor. Ben sizin ellerinizden öperim deyince Yakup Şevki demiş ki rahmetli dedem anlatırdı. Ben bunu paşanın kendisinden dinledim derdi. Yok yok demiş ben demiş senin elini öpeceğim. Çünkü demiş sen demiş bizim gibi ihtiyar katırların göremediğini gördün. Yani cepheyi çak diye yarmışız. Hiç beklenmeyen bir şey. Çünkü Tamşen ne demiş? O Yunan müstahkem mevkilerini gezmiş. Türkler demiş burayı 6 ayda geçerlerse 6 günde geçtik desinler demiş. La 3 gün sürdü. Ondan sonra biliyorsun İzmir'e varıyorlar 14. günde. Kordonda yürürken Atatürk'ün arkasından yaveri aslında çocukluk arkadaşı. Salih Bozok geliyor. Salih Bozok. Diyor ki Salih diyor. Bugün ayın kaçı diyor. Ha kaç gün oldu diyor. 14 paşam diyor. E canım bir günde yanılmışız işte. Çünkü 15 gün demiş Atatürk. 15 güne İzmir'deyiz demiş. Peki Ceyl abi şimdi bir sonraki sorun da şu aslında. Biraz klasik bir soru ama senin bakış açını merak ediyorum. Sence neden 19 Mayıs hani benim doğum günüm bilmiyorsanız 19 Mayıs deyin diyen Atatürk. Hani neden gençlik ve spor bayramı 19 Mayıs'a olsun demiş olabilir. Niye 23 Nisan Çocuk Bayramı? Yani o da bir soru. Bir sürü fikir var değil yani. Ya. Bir sürü bakış hayır ama var. Burada adamın felsefesine bak. Çünkü Atatürk ileriye, istikbale yatırım yapıyor. Değil mi? Bugünü düşünmüyor. Nisan'ı kutlayacağız, Çocuk Bayramı diyeceğiz ama orada en azından bir gün oturup tartışalım bakalım çocuklarımız ne durumda. O çocukların günü diyor. 19 Mayıs o çocukluktan sonra büyüyen gençlerin, gençlik ve spor. Neden spor? Şimdi hani bizim atasözümüz vardır değil mi? Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Atatürk'ün mesleği askerlik ve Atatürk üstelik piyade. Değil mi? Yani iyi bir spor hayatının insanın tüm yaşamına olan etkisini biliyor. Ve istiyor ki gençlik İyi düşünsün ama o düşüncesini de sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için sportif olsun. Dinamik olsun. Evet. Örnek olsun. 19 Mayıs bayramlarına bakarsanız eski 19 Mayıs bayramlarına ne kadar modern görüntüler var. Stadyumlarda bir de spor gösterisi değil mi? Hani evet. İşte evet. O kule yapıyoruz deriz ama o kule yani o kasların, dengenin. Bütün evet. O koordinasyonun evet. Göstergesi yani. Evet yani erkeklerin, kızların şortlarla, mayolarla halkın önüne çıkmasını istiyor Atatürk. Diyor ki kafamızda diyor böyle bir sürü saçma sapan tabu var. Bunları da yıkmaya yarıyor bunlar.
Değil mi? Ondan sonra 30 Ağustos. Hmm. Zafer bayramı. Aslında kimin bayramı o? Ordunun bayramı. Hmm. Evet. Değil mi? Şimdi bak, çocukları hallettik. Gençleri hallettik. Sıra geldi vatanı savunanlara. Hmm. Değil mi? Ondan sonra Cumhuriyet bayramı. İşte o bütün milletin bayramı. Bütün millet. Evet. Adam o kadar güzel planlamış ki. Yani aslında bazı önemli olaylar olmuş, o günlere de denk gelmiş. Tamam, bunu böyle de bırakır, hani meclisin açılma yıl dönümü deseydik mesela. Hayır, efendim, Atatürk, öyle olmayacak, çok güzel. Atatürk yani, geçmişe gündemi belirliyor. Evet, hmm. Yani Cevdet Atatürk'ün geçmişle pek ilgisi yok aslında. Evet. Diyor ki geçmiş geçmiştir, oldu bitti. Dersimizi de aldık. Hmm. Şimdi diyor ileriyi kuralım. Evet. Milletçe kendimize bir gelecek yaratalım. Ve bunu en iyi şekilde yapalım. Hı hı. Bu çok müthiş bir şey yani. Evet. Hakikaten çok. Kendi ömründen sonrasını da hani ben hep burada olurum, düzenlerim. Hiç öyle değil yaptıkları. Yani hayır, işte hayır. Bunun adı böyle olursa işte 100 yıl sonra bile, değil mi? Bakıldığını, ha spor mu? Spor ne durumda? Gençlik ne durumda? İşte 23 Nisan çocukla dediğin gibi ne durumda? Bunun agenda setting derler buna hani literatürde. Bir şeyin, evet, bir halkın, topluluğun gündemini belirlemek. Mesela şimdi ana haberde, gazetede en yukarı koyduğunuz, ana haberde ilk verdiğiniz ya da bugün Twitter'daki işte trend topic değişir. Ama o en yukarı konan şey sanki diğerlerinden daha önemliymiş gibi olur. Bunu birçok görün, bak yapılır yani bugünümüzde. Mesela aynı şeyi o zaman yapıyor. Bugün de o zaman o günün gündemi çocuk olur. O günün gündemi gençlik, evet, olur diye. Müthiş bir fikir. Peki şuraya gelince Ali abi, 19 Mayıs senin için ne demek? Biraz önce anlattım ya. Hmm. Şafak vakti. Şafak vakti. Güneşin doğmaya başladığı gün. Hmm. Yani benim ailemde 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim coşkuyla kutlanırdı ya. Hmm. Yani çünkü benim özellikle annemin babası epey bu işin içindeymiş. Sonra hem annemin babası hem babamın babası. Hem babamın anası hem anamın anası. Bunların hepsi göçmen. Ve bunların ortak bir temaları vardı. Biz vatanımızı kaybettik. Ve hep şunu diyorlardı. O travmayı diyorlardı. Anlamanız mümkün değildir. Yıllar sonra benim şoförüm Cevdet, o 1979'da Bulgaristan'dan kovulup gelenlerden. Hı hı. İşte ben Cevdet'le bazen bunu konuşurken Cevdet hep aynı şeyi söylüyor. Diyor ki sizin diyor Cevdet Bey onu anlamanız mümkün değil. Hı. Ben diyor onu her gün yaşıyorum. Oo. Benim dedelerim de inan her gün onu yaşıyorlardı. Hı hı. Ve şunu hep söylüyorlardı. Atatürk bize bir vatan hediye etti. Hı hı. Şimdi bizim görevimiz o vatanı en iyi şekilde yönetmek, korumak, ileri götürmektir. Evet, emanet olarak görüyor onu. Aynen öyle. Aynen. Hı. Ve kendilerini de borçlu hissediyorlar. Hı. Ben mesela hocam İhsan Ketin'den bahsedeyim size. Değil mi? 1914 Kayseri doğumlu İhsan Ketin. Hı. Atatürk'ün sağladığı imkanlarla liseye gidiyor. Babası hademe. Beş parası yok, okuması yazması yok babasının. Liseye gidiyor. Başarılı oluyor. Atatürk'ün açtığı imtihanlara seçiliyor. İmtihanı, hı-hı, kazanıyor, Almanya'ya gidiyor. Orada okuyor. İşte lise öğretmeni olsun diye gönderiyorlar bunları o zaman. Hı-hı. Fakat İhsan Hoca'nın hocası Hans Klaus, ki çok büyük bir adam Hans Klaus, fark ediyor ki İhsan Hoca özel kabiliyetlere sahip bir adam. Falan onun üzerine diyor ki İhsan diyor sen dönme Türkiye'ye. Burada kal doktoranı yap, doktora yap diyor. İhsan Hoca diyor ki vallahi diyor profesör diyor ben diyor buna yapma imkanına sahip değilim. Çünkü benim bursum işte, hı, burada 3 sene okuyacağım. Ondan sonra Türkiye'ye döneceğim. Lise öğretmeni olacağım. Klaus diyor ki ya yazık olur diyor. Hı. Onun üzerine Klaus diyor ki İhsan sen bu işi bana bırak diyor. Hı. Direkt Berlin talebe müfettişliği. Şimdi bakın Atatürk zamanında talebe müfettişi kim? Cevat Dursunoğlu. Cevat Dursunoğlu kim? Erzurum Kongresi üyesi ya bu adam. Ha. Değil mi? Tarihçi. Ama Erzurum Kongresi üyesi. Klaus açıyor telefonu.
Cevat Bey'e. Diyor ki böyle böyle burada çok yetenekli bir çocuk var. Siz bunu alır lise öğretmeni yaparsanız yazık olur. Biz de biliyoruz ki Türkiye jeolojisinin ele alınmaya çok ihtiyacı var. O zaman da hakikaten yani Atatürk'ün politikası işte 1935'te META kurulmuş. META'da çalıştırabileceğin tek jeoloğun yok. Değil mi? Bir sürü yabancı davet edilmiş falan. Çok da uyuyor devlet politikasına. Onun üzerine Cevat Dursunoğlu tamam diyor. İhsan Hoca doktorasını yaptıktan sonra dönüyor. Dolayısıyla üniversiteye atanıyor. Ve biz işte öğlenleri bir araya gelirdik rahmetli hocayla. Yemekten sonra odasında biz hep beraber kahve içerdik. Yani o çok çok tatlı toplantılardı onlar. İşte o hafta neye önemli bir şey yayınlandı mı edilmiyor mu falan dünyada. Değil mi? Bütün dergiler gelir tabii falan. Bazen de çok güzel dedikodu yapılırdı. Yani işte üniversitenin ilk günleri değil mi? 30'lar falan onları da dinlerdik hocadan. Ve yani her seferinde İhsan Hoca şunu diyordu. Ben diyordu öldüğüm zaman Atatürk'ün karşısına mahcup yüzle çıkmak istemiyorum. O vefa. Halet-i ruhiyeye bak. Yani adam her çekici taşa vurduğunda biliyor ki onu Atatürk sayesinde yapabiliyor. Atatürk olmasaydı Kayseri'de belki saban sürüyor olacaktı. Evet. Değil mi? İhsan Hoca hakikaten vefat ettiğinde kardeşim bütün dünyadan ne mektuplar geldi. Böyle bir dosya oluştu Cevdet. Ve biz işte Naci Görür, ben, Remzi Akkök, rahmetli Bediye teyze hayattaydı o zaman. Maalesef o dosyayı aldık Bediye teyzeye verdik. Niye Bediye maalesef? Öldükten sonra izini kaybettik dosyanın. Ha. Ya o dosya kalmalıydı. O tarihi bir dosyaydı. Kimlerden de mektuplar vardı içinde. Direkt İhsan Bey hakkında. Ve o belki bunu izleyen birileri fark eder yani hani çevresinde. Yani Ahmet abiye veya sormak lazım. Ahmet abi de Amerika'da yaşıyor kardeşim. Yani İhsan Hoca'nın hayatta kalan oğlu Amerika'da yaşıyor. Fakat o dosyanın içinde neler olduğunu Bediye teyzeye anlattık. Bediye teyze böyle baktı. Neymiş o sessiz adam? Ki karısı coğrafyacı. Yani yabancı değil konuya. Buna rağmen o dahi tam fark etmemiş İhsan Bey'le. Önemini kadar. Değil mi? Evet. Evet. O önemli, o büyük adam. O uluslararası şöhrete sahip adam. Son derece mütevazi bir adamdı. Ama Atatürk'e borçlu olduğunu böyle her seferinde hani insanın kafasına kakarcasına söyleyen bir adam. Sonra o vefa benim duygusu zaten işte hani vatan için değil bu, mi? Bu Türkiye vefanın için da ötesinde Cevdet. Bu vefanın da ötesinde. Yani örnek alın diyor. Şimdi ben mesela onun çok yakın, en yakın iki arkadaşını da tanıdım. İki tane arkeolog. Şimdi söyleyeyim. Çok bir tanesi en azından çok tanıdık gelecek. Ekrem Akurgal. Yani sırf Türkiye'nin değil, dünyanın önde gelen arkeologlarından Ekrem Bey. Öteki Sedat Alp. Sedat Alp hititolog, o da dünya çapında bir adam. Şimdi biz akademi toplantısına giderken Ankara'ya ben İhsan Hoca'yı alırdım, beraber giderdik. Bizim arabayla. Ankara'ya varıldığı zaman Sedat Hoca'nın evinde toplanılırdı. Çünkü Ferhan Hanım rahmetli çok güzel yemek yapardı. Bir de çok çaçarondu. Şimdi İhsan Bey ile Sedat Bey çok sakin insanlardı. Yani ağızlarını zor açarlardı. Buna mukabil şimdi resmini gördüğünüz Ekrem Akurgal fevkalade konuşkan, şen şakrak bir adam. Eve geldik, sofraya oturduk. Ekrem Hoca başlardı Ferzan Hanım'a sataşma. Oradan sonra dedikodular akmaya başlardı. Fakat bu dedikodular arasında başka hikayeler de dinledik. İşte bu Sedat Alp hocamız, evet, ikisini de gösterdi. Şimdi yani Berlin'de ne yaptılar? İhsan Hoca niçin ayrıldı Berlin'den? Lisan nasıl öğrendiler? Bütün bunların detaylarını öğrendik. Ya bir fotoğrafları vardı.
Yani İhsan Hoca'nın da, Ekrem Hoca'nın da, Sedat Hoca'nın da. İşte onlara bakıyorduk. Ya bir bakıyorsun 3 tane genç Berlin'de. 1932 senesinde. Hı-hı. Üzerlerinde smoking. Oo. Böyle bir yerde duruyorlar üçü. Ben dedim hocam hayrola düğüne falan mı gidiyordunuz? Yok dedim. Akşam konsere gidecektik. Aa. Bak yani hadi Ekrem Bey zengin aile çocuğu. Onu anlarım. Hı-hı. Hı-hı. Ya İhsan Bey Kayserili. Hı-hı. Sedat Bey Selanik'in köylüsü. Ama oraya ayak uydurma işte o kültüre. Kardeşim işte bak yani kültürü emiyorlar. Atatürk hı-hı bunu istiyor. Hı-hı. Diyor ya bir kıvılcım olarak gönderiyorum. Hı-hı. Bir volkan olarak dönün diyor. Evet. Onu istiyordu Atatürk bunlardan. Ve bunlar onu yapabildik mi yapamadık mı? Hep hı-hı onun ikilemiyle yaşadılar. Hep onu şey kafalarında evet onu yaptık mı? Ben Ekrem Hoca tabii daha uzun yaşadı İhsan Hoca'dan o. O benim çok çok sevdiğim çok yakınımızdı. Eve falan gelir. Benim oğlum Asım o zaman 9 yaşında. Asım'a hı-hı arkadaşım diyordu Ekrem Bey. Asım'da Ekrem Bey'in bütün kitapları vardır seri halinde. Hı-hı. Arkadaşım Asım'a diye imzalı. Asım'a dedim ki senin neslinde herhalde dedim başka kimse de yoktur bu. Direkt arkadaşım Asım'a diye. Ama Ekrem Bey böyle tatlı hı-hı bir adam. Fakat hı-hı dediğim gibi Ekrem Bey de derdi. Celal derdi. O olmasa biz yoktuk. Hı-hı. Ona derdi borçluyuz derdi. Hı-hı. Ömür boyu derdi çabamız onun yüzünü onun onun yaptık yani onu mahcup etmemek. O bize bu fakir milletin parasını verdi. Biz gittik okuduk döndük. Ama şimdi sıra bizde biz o borcu ödemek mecburiyeti. Evet. Yani bunu aslında hocam yani ben de mesela yurt dışında işte doktora yapıyorum şu anda. Burak da burada yurt dışında. Birçok konuk aldığımız bizim bilim insanları yurt dışından olan Türk bilim insanlarının hepsinde bunu görüyorsunuz. Yani bir şekilde o borcu ödemek, ödeyebilmek devamlı. Hani biten bir şey değil, bitecek bir şey değil bu. Ama işte biz mesela Burak'la ne yapmayı tercih ettik? İşte yayınlarımız hem Türkiye'de de olsun bir şekilde o şekilde etkileyelim. Hani gidemeden de olsa teknolojiyle. Bir sistem kurduk gelecekliğinde ailesi, gönüllerimiz. Ama mesela hocalarımızı da gittikleri yerlerde orada kalsalar bile gelen Türk öğrencileri almaları, onlara destek olmaları. Torpil gibi değil bu ama hani varsa ona bir şans vermesi en azından orada ona yardım etmesi gibi ve Türkiye'ye de tekrar belki yayınlarıyla çünkü bilim artık evrensel bir şey buldukları bir şey tekrar Türkiye'de dönecek şekilde herkesle bu bilinç olan hocalarımızla biz karşılaştık. Çok o yüzden ya Aziz Sancar, memnunum. Evet mesela. Adam Nobel aldı. Ne yaptı hı Nobel madalyasını? Gitti Anıtkabir'e koydu. Anıtkabir'e evet. Ya, değil mi? Yani. Oraya ait yani. Ya, müthiş bir şeydi o yani. Müthiş ama yaptığı iş doğru bir şey. Çünkü Atatürk olmasaydı Aziz Sancar da Güneydoğu'da karpuz kesiyor olacaktı. Peki buradan şuna geçmek istiyorum. Celal abi sence genç olmak nedir? En iyi gençlik sana göre tabii. Bu hep hani genel geçer bir şey mi? Sana ama göre genç, nasıl yaşanmalıdır? Şöyle düşün. Bütün bataryaları dolu bir motor olmak demektir. Hmm. Değil mi? O motoru çalıştırıp o bataryaları nasıl harcayacaksın? Hmm. İşte o hmm gençliğin sırtındaki büyük bir sorumluluktur. Ama bataryalar dolu. Yani onu hmm iyi kullanabilmek lazım. Gençlik budur. Çok güzel. Enerji var ama belki bilgelik yok. Bilgi demiyorum evet, bak. Bilgelik evet yok. Ama belki yok, tecrübe abi, yok. Yok. Bir dakika hmm bilgelik dediğin nedir? Bilgi bile yok. Yani doğru söylüyorsun. Çürütülmüş hı bir sürü hipotezdir. Bir sürü hı adam gelir ahkem keser, ukalalık eder. Hı. Yani gençlerin genellikle isyankar olmaları hı aslında aranan bir şey. Evet. İyi bir şey. O çalışmayan ama, hipoteze, yozlaşmış şeye karşı çıkıyor. Evet, bilgeliği ama, şöyle kastettim ben. Sözünü unutma şöyle kastettim. Yani bilgi hani şu an enformasyon internetten de yani çok çabuk ulaşabildiğimiz bir şey ya. Bilgeliği biraz şey dedim. Onların bağlantısını kurup
Hani senin mesela jeolojide yeni başlayan birine göre değil mi? Hani bağlantıyı kurman aklındaki o anlamda bir wisdom, hani bilgelik anlamında dedim. Çok şey demedim yani, kalıplaşmış böyle kadim bilgiler falan, öyle bir şey kastettim. Bak ben sana benim kendi tecrübemden bir örnek vereyim. Hmm. Albany'deydim. Şimdi ben öğrenciyim orada ama işte departmanın büyüklerinden addediliyorum çok bildiğim için. Janet Stroop diye bizim bir kız arkadaşımız vardı. Şey, o da öğrenci. Karayipler'de çalıştıydı. Cayman Trough denen bir yer var. Bir yayılma merkezi, orada çalıştı. Ulan yayılma merkezlerinde bazalt olur babam. Hiç bazalt yok. Bütün gabrolar yüzeyde. Bu mümkün değil. Gabro derinde olacağım bir kaya. Nasıl yüzeye çıkmış lan bu? Şimdi benim doktora hocama gittiler. Dewey. Zamanın en büyük tektonikçisi. Çözemedi. Bana geldiler. Ben çok akıllıyım ya. Çok şey biliyorum. Halledemedim. Gary White diye benim bir arkadaşım vardı. Texaslı. Yani benim bilgimin onda birine sahip değil ya be Gary. Jeolojide mi o da? Yani okulda mı? Tabii yani o da beraber bizimle. Doktor ama öğrencileri Gary, misiniz? Nasıl yani? Evet, ne eğitimi bu? Evet. Tamam. Ama Gary sanatkardı. Güzel gitar çalar. Mesela benim odamda bir Einstein portresi asıldır. Onu Gary yaptı. İnanılmaz böyle yetenekli bir oğlandı. Falan. Şimdi Janet John'dan da benden de bir şey bulamayınca çok canı sıkılmış. Falan. Bir gün Gary'ye anlatıyormuş. Ya demiş bunu çözmek lazım. Bu ikisi halledemedi. La başka da adam kime soralım başka? Gary demiş nedir sorun? Anlatmış Janet. Kardeşim Gary çözdü o sorunu ve bunu yayınladılar. İyi mi? Nasıl peki? Kutu dışı baktığı için mi? Nasıl çözdü acaba? Evet. İşte. Ha bizim hayatta aklımıza gel. Şimdi biz okyanus ortası yayılma merkezi deyince işte bu bir graben böyle böyle yayılıyor. Bütün faylar grabene bakıyor. Gary demiş ki ya Janet bu gerilen bir sistem. Burada potansiyel iki yüzey var. Ya bunlar da faal ise. O zaman bazaltı gömüyorsun. Nasıl abi? Jeoloji kısmını çok anlamadım ama şeyi anladım. Kutu dışı olması hani. Evet abi. Beklenmemiş bir şey. Genç diyoruz ya. La Dewey dünyanın en büyük tektonikçisiydi herif be. Sen de öyle diyorsun ya, ben doktor öğrencisi aldığım zaman işte Nalan Hoca mesela öyleydi. Yani bana karşı çıkacak. Boş karşı çıkmak değil, yormak değil. Ama bilmediğimi söylesin, benim göremediğimi görsün diye bakıyorsun. Çok bana doğru. Bir şey öğretsin abi. Ben hep söylüyorum. Efendim hocam sizin yanınıza tez yapayım. Diyorum bana öğretecek neyin var? Çünkü onlar da yok diyordur. Size ne öğreteyim diyordur. Ya işte abi o yaklaşım yanlış. Evet. Şimdi benim sınıfımda ben şimdi bu semestir yapısal jeoloji dersi veriyorum. O kadar memnunum ki. Çocuklar öyle güzel sorular soruyorlar ki. Ama o çocukların hepsi bana Celal diye hitap ediyor. Celal abi falan bile değil. Direkt Celal diye hitap ediyor. Asistanlar da öyle. Ama şahane bir atmosferimiz var sınıfta. Çocuk bakıyorsun şak diye kesiyor benim sözümü. Celal diyor şu açık değil. Şurayı bir daha anlat. Çok iyi. Değil mi? Yani bu havayı yarattığın zaman üniversite hüviyeti kazanıyor. Evet. Çarpıştığı fikirlerin bir şeylerin ortaya çıktı. Hani yoksa otur gel, yoksa online'a kaydet anlattığın dersi. Evet abi. İzlesin kayıttan. Yani bir anlamı yok ki fiziksel orada. Evet. Soramayacaksan. Hani ben sınıf içerisinde bunu hep desteklemişimdir. Şimdi online'a geçtik. Online'da da dedim. Bakın dedim hepimizin imkanı var. Beni kesip soru sorma imkanı var. Evet. Dedim lütfen kullanın bunu. Çünkü anlamıyorsan benim de vaktimi boşa harcıyorsun. Kendi vaktini de boşa harcıyorsun. Durdur ki belki başka türlü anlatayım. O yaramadı. Böyle anlatayım. Evet, tabii ki. Peki tekrar genç olsan farklı yapacağın bir şey var mı? Neleri farklı yapardın? Hiçbir şey. Bak ilginç. Memnunsun seçimlerinden. Çok güzel. Çok güzel. Yani ben çok şanslı bir adamdım. Yani gittiğim okullar konusunda şanslıydım. Karşıma çıkan hocalar konusunda çok şanslıydım. Türkiye'ye geldiğimde birlikte çalıştığım kişiler
açısından çok şanslıyım. İçine girdiğim kurum açısından çok şanslıyım. Sonra ailem açısından çok şanslıyım. Evet. Yani onun için düşünüyorum da başka türlü bir şey aklıma gelmiyor. Çok iyi, çok iyi. Celal abi, bir de senin biliyoruz migrenin var. O konuda da çalışıyorum ben. Tek değilim. Dünyada bir sürü araştırma. Ne güzel. Merak etme, çalışıyoruz. Aklıma geliyor arada. Bak işte şunların migreni var. Biraz onlar için böyle motivasyonum gittiğinde öyle şey yapıyorum. Migren araştırma. Evet evet. Dün mesela sabahleyin tuttu. Of. Yattım. Saat 4'e kadar yattım. İlaç verdi o ya. Yattım. Senin bir de zamanın da hani kıymetli aslında. O zaman da yapabileceklerini düşündüğüm zaman. Evet abi, evet abi. O 4 saat çaldığı migren. Evet, evet, evet. Peki şimdi son iki sorumuzu gençlerimize sorduracağım. Genç gönüllerimizden. Hazırlarsa bakıyorum. Şimdi bir sorumuz var. O soruyu Halilhan Yonka soracak. Gelecek birazdan. Kendisi bizim Gelecek Bim'de reji ekibinin. Yani bu yayınların sonrasında mesela dakikalar yazılıyor. Thumbnail'lar yapılıyor, YouTube'a atılıyor, kesiliyor, biçiliyor. Bunları yapan, kuran, canlı yayın sistemini, teknik şeyini yapan ekipte, reji ekibi. Onlara teşekkür ediyorum. O ekipten bir arkadaşımız 16 yaşında, otağı bilimde çalışıyor, evrim acile projeler yapıyormuş. Aynı zamanda Bilim ve Teknoloji Dergisi'nde yazarmış. Şimdi Halil Han'ı çağırıyorum sorusunu sorması için. Buyurun. Tamam, hadi bakalım. Evet, mikrofonunu açarsan Halil Han. Evet, sendeyiz. Evet. Atatürk'le alakalı olarak mutlaka okunmalı dediğiniz 3 kitap nedir? 1. Nutuk. Şart. 2. Şevket Süreyya Aydemir'in Tek Adamı. 3. Cyril Mangon'un kitabı. Pardon, Andrew Mangon'un Atatürk. Bunları okuduktan sonra benim Dahi Diktatörü okursan o zaman daha iyi anlarsın. Bilgiyle sohbeti okuyordum. O bitsin. Ona da başlarım hocam. Dahi Diktatör küçük bir kitap. Şevket Süreyya. Aynen. Bu şahane bir kitaptır. Mesela bunu bana babam okuttuydu. Oo. Ve şu kitap Andrew Mangon'un Modern Türkiye'nin Kurucusu Atatürk diye. Bu iki kitabı ve Nutuk. Bu üçünü okuyabilirsiniz diyelim. Bunun Türkçesi ne kadar, yani Türkçe tercümesi ne kadar iyi bilmiyorum. Tabii Andrew çok güzel Türkçe bilen bir adamdı. İstanbul'da büyümüş bir Rus aslında bu. Tercümeyi kontrol ettiğimi bilmiyorum. Ben İngilizcesini okudum. Çok güzeldi. Mümkünse İngilizcesini okuyun. Hem İngilizceniz de gelişir. Oradan kelimeler görürsünüz. Halil Han'a çok teşekkür ediyoruz. Halil Han. Şimdi görüşmek üzere. Bir diğer gencimiz geliyor. Selahattin Ata Aydın. O da bizim Gelecek Bilim'de gönüllerinden kendisi de. Tıp öğrencisiymiş. Hangi ekipte olduğunu unuttum. Çok özledim. Hemen sorayım. Hangi ekipteydin Selahattin? Ben seslendirme ekibindeyim. Tamam. Seslendirme ekibinde. Biliyorsunuz bizim podcastlerimiz var. Yazılarımız seslendiriliyor. O ekipte yakında çok güzel işler de göreceksiniz. Evet. Sen de söz Selahattin. Merhabalar. Ben bu soruyu öncelikle bir asker çocuğu olarak merak ediyorum. Eğer jeolog olmasaydınız askerlik haricinde hangi mesleği seçerdiniz? Ne askerlik harici diyorsun? Hocam çok büyük bir sevdanız olduğunu hayır biliyorsun. Şey yapıyorum. Evet. Ben jeolog olmasaydım asker olurdum diyecektim. Onun haricinde. Onun haricinde coğrafyacı olurdum. Onu isterdim. Anlıyorum. O olmazsa biyolog olayım derdim. Biyolog güzel. Teşekkür ediyorum hocam. Oldu, rica ederim hayatım. Biz de teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Evet Celil abi, sorularımız bu kadardı. Tamam hayatım, sağ olun. Gönüllerimizle birlikte bir hoşça kalın yapalım. Bu kaydı yayında izleyecekler. Tamam. Hoşça kalın. Hadi Allah'a ısmarladık. 19 Mayıs kutlu olsun. Kutlu olsun. Görüşmek üzere. 19 Mayıs'ın ne anlama geldiğini unutmayın. Herkesin bayramı kutlu olsun. Evet.